Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün Huysuz Birci'nin mezarının başındayım. Çok önemli ve gizemli bir olay için buradayım. Buradan bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Fatihalarımı da gönderdi biraz önce sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, burada 17 Temmuz'da kendisi defnedilmişti ve de ben defin törenini yayınlamıştım sevgili arkadaşlar. İşte bütün gizem burada yatıyor sevgili arkadaşlar. Defin töreninde buraya gelen hocamız rahmetli Profesör Doktor Orhan Kural hocamızla mezarın başında sevgili arkadaşlar röportaj yapmıştım ve bundan 5 ay sonra geçtiğimiz Aralık ayında kendisi vefat etti sevgili arkadaşlar ve buraya defnedildi. Bir de sevgili arkadaşlar, işte geçtiğimiz Temmuz ayında yine Huysuz Birci'nin sevgili arkadaşlar ölüm yıldönümünde buraya geldiğim zaman çok yakın arkadaşı Garbis Baltoğlu, benim de sevdiğim arkadaşım, çok sevdiğim kıymetli bir insan Garbis Baltoğlu ile burada mezarın başında röportaj yapmıştım sevgili arkadaşlar. Mezarın başında hem Orhan Kural abimizle hem de Garbis Baltoğlu abimizle röportaj yapmıştım. Ne hikmetse Garbis Baltoğlu abimiz de bu geçtiğimiz Aralık ayında vefat etti sevgili arkadaşlar. İşte yani Huysuz Birci'nin, böyle lanetlemek istemiyorum, sırlarla dolu sevgili arkadaşlar, böyle mezarının başında kimlerle röportaj yaptıysam hakkın rahmetine kavuştu. Daha sonra iki kişiyle daha röportaj yaptım ama umarım onların başına bir şey gelmez. Yani uzun lafın kısası sevgili arkadaşlar. Huysuz Birci'nin mezarının başında Profesör Doktor Orhan Kural abimize röportaj yaptım. Bu Aralık değil, ondan önceki Aralık'ta onu kaybettik. Ve sevgili arkadaşlar, ölüm yıldönümünde yine Garbis Baltoğlu abimle röportaj yaptım. Kendisini de bu Aralık ayında kaybettik sevgili arkadaşlar. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsi çok güzel insanlardı. Mekanları cennet olsun inşallah. Ve her ne ekmezse ikisini de sevgili arkadaşlar Aralık ayında kaybettik ve ben de sevgili arkadaşlar bu olaydan dolayı çok şaşkınım ve işte bugün hem Huysuz Birci'nin mezarının başına dua etmeye geldim ve bir kez daha ölmüş bu abilerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum sevgili arkadaşlar. Sizce de bu sırlı olay değil mi? İşte Garbis Baltoğlu abimle ve Profesör Doktor Orhan Kural abimle Huysuz Birci'nin mezarının başında ölüm yıldönümünde yaptığım röportajları şimdi hemen yayınlıyorum, izleyebilirsiniz ve hepsine de lütfen birer fatiha gönderin. Sizce de bu olay çok sırlı değil mi sevgili arkadaşlar? Merhabalar. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Başımız sağ olsun. Huysuz Birci'nin bugün cenazesindesiniz. Ne söyleyeceksiniz hocam kendisi hakkında kısaca? Valla 30 yıllık dostumdu. Evet. Her hafta beni arardı. Türkiye Gezginler Derneği'ne çok destek oldu. Hatta sağ olsun gelecek ay bizi evinde, bahçesinde davet etmişti. Yani çok üzüntülüyüm. Evet. Böyle insanlar birer birer gidiyorlar. Evet. Ama doğru iş yaptı en azından. Çağdaş Yaşam'ı destekledi. Çok doğru bir yere bağışladı değil mi parasını? Zaten konuşmuştuk kendisiyle bu konuyu. Hocam sonra bir de kamuoyunda çok şey var. Bu tabii Sıla'nın sigarayla klibini yasakladı. O konuda her söyleyeceksin. Şu anda klip yasaklandı mı? Yasaklandı. Daha sonraki de İsmail Yekan da yasaklanacak. İsmail Yekan'ın da mı? Ona da müracaat ettik. O da yakında yasaklanacak. Biliyorsunuz büyük menfaat karşılığı kliplerini ücretsiz getirmek için maalesef gizli reklam yapıyorlar. Hocam İsmail Yekan'ın klibinde nerede geçiyordu? Onda hem... Tamam. Şöyle gelin. Haklısınız. Şey, yani pardon. Görevi azaldım. Pardon, kusura bakmayın. Tamam. Hocam o tabii klip çok önemli. İsmail Yekan'ın klibinde nerede vardı? Onda hem uyuşturucu var, hem içki var, hem sigara var. Başından sonuna kadar. Şikayette bulduk. Kendisi Almanya'da yaşıyormuş zaten. Ama gerekli işlemler yapıldı. Çünkü çok büyük bir menfaat var. Şimdi düşünün. Hem Türkiye şeyini, çocukları korumak için bu sizin girişimleriniz önemli değil mi hocam? Şimdi düşünün. Sıranın, sorun kendisine niye? Bir şarkıda 20 defa yak bir sigara benden olsun diye geçer mi normal olarak? Yani aklına gelir mi? Ne hocam?
Sıla'nın kasetinde yak bir sigara benden olsun diye 20 defa tekrarlıyor. Sıla'nın evet. Şeyine, klibine değil mi? Yani niye yapılır bu? Bir soruyorum size. Çocukların kafasına 20 milyon seyrediğini düşünün. 400 milyon defa sigara kafalarına yerleşiyor. Bu algı yönetimidir. 25. karede. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Yani bu çocuklar bir defa başlasa gidiyor zaten. Evet. Aynı hocam... şey İsmail YK'da yapıyor. Diğerleri yapmaya devam edecekler. Şimdi çok büyük bir menfaat var. İsmail YK'nın klibi için de başvuruda bulundunuz öyle mi? Kaldırılması. O da yakını kaldıracak mı? Sen? Yakında kaldıracak mı sizce? Kaldıracak, bir de soruşturma açılıyor. Soruşturma. Aslında. Peki şu anda Sıla'nın klibi sosyal medyada falan platformda yayınlanıyor mu hocam bir yerde? Valla yani resmen Rütük tarafından kaldırıldı. Bana yazısı geldi. Bilmiyorum sosyal medyada müsaade ediyorlar mı? O da herhalde kaldırılacak diye düşünüyorum. Sosyal medyaya da müdahale ediyoruz zaten. Hı-hı. Anladım hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Valla Türk olun, insanlı kardeşim. Gençleri koruduğunuz için sizlere Türk insanı adına çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Buyurun. Çok sağ olun. Hocam YouTube Şener Boz ve İstanbul'un Sesi kanalımız var. Orada yayınlayacağım bugün. Tamam. Türkiye'ye çok doğru örnek, doğru işler yapıyorsunuz. Size çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler hocam. Sağ olun. Hoşçakalın. Bir de kitabını hediye edeyim. Tamam hocam. Bir de bize kitabını hediye etti. Böyle hocam kitabımızı gösterin. Seyircilerimize şey yapsın. Böyle görsün. Gezi rehberi. Hocamın. Şöyle. Evet. Bu da benim evim müze oldu. Altı açtım. Ölümden sonra yaşayacak. Hocamın evi de müze olmuş. Böyle hemen çekelim. Harika vallahi hocam. Eviniz neredeydi hocam? Gayrettepe'de. Gayrettepe'de. Çok güzel. Hocamın evimizde olmuş böyle şekil. Hocam kitabınızı tanıtalım böyle. Hocamın Gezi Rehberi isimli kitap var. Bütün kitapçılarda bulunabiliyor değil mi hocam? Bulunur. İstenirse bulunur. Evet. Evet. İnternetten. Hocam buradan Türk halkına artık yayınımızı kapatıyor diye mesaj vermek istersiniz? Vallahi yaşarken iz bırakmaya çalışın. Yani kimse malını mülkünü götüremiyor. Yani belki öldüğünüz zaman çocuklarınız bir günde bütün eşyalarınızı bir çuvallara doldurup boşaltıp evi kiraya verecekler. Onun için bol seyahat edin, faydalı işler yapın, iz bırakın. Çünkü kimse parasını aktaramadı. Ben bu yolda ilerliyorum. Seyfi Bey de aynı şeyi yaptı. Ve onlara tavsiye ederim. Boşuna alışveriş yerine, moda yerine güzel işler yapmaları ve gençlere güzel örnek olmalar isterim. Vallahi harika hocam. Hocam da çok bugün sporsunuz, yine böyle çekiyoruz hocamı. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Türk halkı adına çok yararlı işler yaptığınız için size çok çok teşekkür ederim. Hocam da bana kitabını böyle hediye ediyor. Hocam çok sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hocam. Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün Hürsüz Verici'nin vefatının 1. ölüm yıldönümü. Biz de kendisine buradan Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Sevgili arkadaşlar, 1. ölüm yıldönümünde işte Hürsüz Verici'nin mezarını ziyarete geldik ve buraya gelen sevenleriyle de röportajlar yapacağız sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Huysuz Birici'nin 1. ölüm yıldönümünde işte Huysuz Birici'nin hem arkadaşı hem de yakın dostu ve seveni Garbi Sabi ziyaretine gelmiş. Garbi Sabi, öncelikle tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun tekrar Huysuz abiye, Huysuz Birici'ne. Bu ölüm yıldönümünde abi tabi ziyarete geldiniz. Abi duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla ben buranın çok dolu olmasını istiyordum. Anıt mezarının yapılmasını vaat ettiler ama daha yapılmamış. Onu görmek isterdim. Seneye görebilir miyim, göremez miyim bilmiyorum. Garbi Sabi, hemen şöyle bir çekelim abi Hürsüz Verici'nin mezarında. Arkadaşlar görüyorsunuz, bakın böyle. Aslında Garbi Sabi'nin de söylediği gibi mezarın yapılmış olması gerekiyor değil mi Garbi Sabi? Evet, tahmin ediyorum öyle söz verilmişti. İnşallah yapılır. Nur içinde yatsın, ışıklarda uyusun. Biz abi kardeş gibiydik 63 sene. 63 yıllık bir dostunuz mu vardı abi? Tabii tabii. O daha sahneye çıkmamıştı. Ben devlet operasında dans ediyordum. Oradan tezahürden boncuk alır götürürdüm ki elbiselerini işlesin. Hukukumuz o kadar uzun eski, ve derin. Evet, evet evet. Çok kadim bir hukukunuz var. Evet. Garbi Sabi, vallahi gözyaşlarını tutamadınız. Abi işte Garbi Sabi'yi de çekelim böyle. Abi siz hangi semtten geliyorsunuz? Altunizade Garbi Sabi. Tabi Garbi Sabi, şunu söyleyeceğim hemen bir kez daha, şöyle size geleceğim. İşte arkadaşlar görüyorsunuz Huysuz Birici'nin mezarı. Bu arada tabi Zincirlikuyu'da tabi çok vefat edenler temel olduğu için sevgili arkadaşlar böyle genelde arabalar da geçiyor, görüyorsunuz. Şimdi Garbi Sabi, şunu soracağım size.
bir vefasızlık örneği var değil mi? Birinci ölüm yıldönümünde kimse gelmedi. Bu konudaki senin düşüncelerini alabilir miyiz Garbi abi? Seneyi devriyesi bugün. Bugün herkesin burada olmasını isterdim. Bir anonsla bir saatini verip herkesin bir arada toplanmasını çok isterdim. Böyle yalnız kalmamalıydı. 3-5 kişiyle geçişmemeliydi bu mezarlık. Çünkü Türkiye'ye çok güzel hizmetler vermiş bir insan. Yalnız kaldı. Hemen şöyle çekelim abi. Garbus abi de arkadaşlar mezarının taşını bakınız böyle okşuyor ve kadim dostunun. Ya Garbus abi ben de gerçekten üzüldüm. Çünkü Seyfi abi yani huysuz biricin birinci ölüm yıldönümünde bile böyle vefasız hak etmiyor. Hiç. Yani şuraya en azından sanatçı dostlarından ne bileyim sevenlerine birçok insanın gelmesi gerekiyordu. Yani sevgili arkadaşlar bakın biz uzun zamandan beri burada bir saatten beri bekliyoruz. Sadece yakın dostu ve seveni Garbi Sabi'yi burada görebildik. Ne kadar üzücü değil mi Garbi Sabi? Evet maalesef. Yani maalesef. Büyük sanatçı da olsa insanlar ölünce Türkiye'de unutuluyor. Hayır, ya. Böyle. Maalesef. Evet başka neler söylemek istersiniz abi huysuz bir cinayet? Ne söyleyeyim? Dünyanın en vefalı insanıydı. Bağışları, yaptığı yardımları ben biliyorum. Ama hiç kimseye açıklamazdı. Kaç çocuğun senelik okul parasını verirdi, giydirirdi, ederdi, kılardı. Cimri diyorlar ama cimri değildi. Hesabını biliyordu. Kaç kişi onun sayesinde ev sahibi, bank sahibi oldu. Ben bile ev sahibi oldum. Öyle onun mi? Sayesinde. Onun desteğiyle. Onun binasından yani uygun bir fiyata bir dairesini bana verdi. Sen de yalnızsın. Kimse seni rahatsız etmesin. Buradan bir kat beğen dedi. Kendi yaptırdığı bir binada. Bugünkü oturduğum katı da bana layık gördü. Ben de tabii bir karşılığını verdim ama çok cüziydi verdiğim. Allah razı olsun diyorum. Başka hemen, ne diyeyim? Hemen çekiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Abi bir şey daha hemen Garbis abi siz tabii yakın dostu olarak hep şunu da merak ediyoruz. Huysuz biricinin tabii birinci ölüm yıl dönümünde böyle mezarının yapılmış olması gerekiyor değil mi? Tabii. Hani biraz da böyle görünce biraz da üzüldünüz ve şok oldunuz değil mi? Üzüldüm ben daha muhteşem bir şey yapılmış diye tahayyül ediyordum. Ama daha yapılmamış demek ki bir zamanı var onun da. Yani yapılacağını düşünüyor musunuz peki? Yoksa böyle bırakılır çünkü mı? Çünkü Sayın İmamoğlu'nun babasıyla Seyfi Bey arkadaş. Ha, İmamoğlu'nun babasıyla arkadaş mıydı Seyfi Bey? Arkadaş ve İmamoğlu burayı uygun gördü. Yoksa o karşı tarafta Beylerbeyi'nde aile kabristanında gömülecekti. Ha. Fakat İmamoğlu burayı burada yer verdi ona. Ve birinci senesinde de yapılacak onun anıt Anladım. Mezarı dediler. İnşallah. Tabii onun da işleri var. Sevgiyle, saygıyla karşılamamız lazım. Evet, bu arada şey, Huysuz Biricin tabii bütün mal varlığını Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışlamıştı. Bağışladı, evet. Ama şunu da beklerdik aslında, bilmiyorum ben kendi adıma, Türkiye Eğitim Vakfı'na bu mezarı yaptırabilirdi değil mi? O konuda neler söyleyeceksiniz? Fakat böyle bir söz verdikleri için onlar artık bu teşebbüse girmediler. Ha, İmamoğlu mu böyle İmamoğlu söz verdiği Bey, beyefendi böyle bir söz verdiği için gerek hissetmemiş olabilirler. Anladım. Onlar adına yanlış O zaman şey tabii ki Ekrem İmamoğlu'dan en kısa sürede yapacaktır, bu mezarının böyle eminim, yapılmasını eminim, istiyor değil mi? Eminim. Çünkü evet. Seyfi Dursunoğlu gibi huysuz bir cingir evet. Büyük bir sanatçıya da hakikaten çok evet, güzel değerli, böyle çok değerli, görkemli anıt şekli bir mezarda evet. Yapılması gerekiyor. Hatta resminin bile konulması lazım. Evet hemen bakın yani, arkadaşlar. Evet belki resim konmuyor ama. Bakın şöyle resim falan yok görüyorsunuz. Sıradan ilk gömüldüğü zamanki ben de tabii defin törenini de çekmiştim. Defin törenine de gelmiştim huysuz bir cingin. Aynı böyle yapıldığı gibi mezar olarak kaldı. Artık abi yayınımızın sonuna geldik. Garbi abi teşekkür nasıl bitirelim ediyorum. Yayınımızı? Neler söylemek istersiniz? Bütün burada yatan herkese toprakları bol olsun, ışıklar içinde uyusunlar. Kolay kolay Seyfi Bey yetişmeyecek. Kolay kolay Zeki Bey yetişmediği gibi, bir sürü sanatçı yetişmediği gibi Seyfi Bey de yaptığı işte tek kalacak. Evet. Afiyeti olmayacak. Evet. Biz de birinci ölüm yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyoruz Seyfi Dursunoğlu'na, namı diğer huysuz biricine. Evet. Ve size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çünkü en azından Seyfi abi huysuz biricine ölüm yıl dönümünde yalnız bırakmamış oldunuz. Çok yok, çok teşekkürler. Tabii estağfurullah. Sağ olun, siz sağ olun. Tekrar böyle mezarını çekerek huysuz biricinin yayınımızı bitireceğiz. Garbi abi de yine bir duasını edecek.
Evet, bakın Garbis abi kadim dostunun. Evet, çok üzgün gördük Garbis abiyi gerçekten.